Merhaba iki anonsla başlayacağım. İlki Ramazan ayı boyunca salı perşembe günleri ekranda olacağım ama ekstra gelişmeler olursa, siyasette fırtınalar koparsa, kupa, dünyada olağanüstü gelişmeler olursa elbette onu da anlık olarak saatine gününe bakmadan yorumlayacağım. İkinci anonsum da şu. Hani böyle ekonomi programlarında olur ya işte burada bir yatırım tavsiyesi yoktur, işte yayınlarımız şöyledir böyledir diye e, devletin öngördüğü biçimde. Burada da şunu söylemek gerekiyor artık. Siyaseten gerçekten kutupların birbirinden olabildiğini ayrıştığı ve alınganlığın çok arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şunu net bir şekilde görmeniz gerekiyor. Burada kişilerle ilgili olumlu şeyler söylendiğinde o kişinin şakşakçısı veya o partinin destekçisi, sempatizanı, hayranı olmuyorsun. Olumsuz şeyler, olumsuz eleştiriler getirdiğinde de oranın düşmanı değilsin. Yani bunu herkes kafasına soksun. Ben A kişisi hakkında harika, çok güzel, bak işte böyle olmalı falan dediğimde ne onun sempatizanı ne fanatiği ne de işte ona o isteyen biri oluyorum, ne de burada çok yanlış yaptı, işte efendim e, hata ediyor, çok fazla şansı yok, e, bu 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 yaptıkları yanlıştır, işte şunu 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 gündeme getirmeliydi falan dediğimde de onun düşmanı değilim ya da onu aşağı çekmeye çalışmıyorum, ona operasyon çekmiyorum. Çok tuhaf. Şimdi geriye doğru yayınlarımıza baktığınızda pozitif şeyler söylediğimizde pozitif şeyler söylediğimiz adaylar partiler veya isimler veya siyasi herhangi konu söz konusu olduğunda aynı konuda 3 gün 5 gün sonra veya aynı hafta içerisinde negatif şeyler söylediğimiz de oluyor. O zaman da şunu soruyorlar bir de işin bir de böyle bir tarafı var. E, dün iyi diyordun bugün kötü diyorsun ya arkadaş yani ne iyi diyorum ne de kötü diyorum. Eleştiriyorum, anlatabiliyor muyum? Yani bir yandaş yayın organı değiliz. Olumlu şeyleri görecek, işte negatif şeylerin üzerinde durmayacak veya bir takım negatif şeyleri duyacak, olumlu şeylere kapısını kapatacak falan. Yani böyle bir durum yok. Dolayısıyla herkes bunu aklına soksun. Yani biraz evvel, birazdan söyleyeceğim konular da bununla alakalı. Bununla ilgili Mansur yavaş konusu var, Ekrem İmamoğlu konusu var, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı çıkış var. Bütün bunlara bakacağız. Elbette fakirlik, elbette açlık, diz boyu, ülkede her şeyin fiyatı almış başını gidiyor ve insanlar artık temel gıda e, ürünlerine ulaşmaktan muzdarip, doğru beslenemiyorlar ve e, şey düşüyor. Ağırlık yani e, özellikle çocukların olması gereken Kiloda olmadıkları gözleniyor. Ve doğru yeterli beslenemedikleri gösteriyor. Bu pek çok konuda onların geleceğini de belirleyen bir noktada. Doğru ağırlıkta doğru beslenemeyen e, çocuklar, e, doğru yetişemeyen çocuklar mental yönden de bundan etkileniyorlar. E, büyükleri gibi değiller. E, bütün bunlara e, bakacağız. E, en son da Ukrayna ile Fransa seçimleri ve Ukrayna ile kapatacağız bugün. E, Mansur Yavaş İyi Parti'ye gitti. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. E, açıklanan şey şu. 3 yılın sonunda işte mazbatamı aldım 3 yıllık icraatımı e, Millet İttifakı e, bileşenleri olarak ben e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le paylaştım. Güzel. Ancak tam da isminin bu kadar yoğun gündemde olduğu bir esnada bu ziyaretlerin gerçekleşmesi elbette akla e, bir sürü soru işaretini getiriyor. Ayrıca size şunu söyleyeyim. İçeride Meral Akşener'le de Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuşurken Ankara'nın icraatlarının ne kadar gündeme geldiği konusunda da emin değilim. Sonra tabii şeye de sorulmuş e, Mansur Yavaş'a da sorulmuş e, özellikle Meral Akşener'le görüşmesinden çıkışta işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire. işte ben e, siyaset yapmıyorum. Ankara'ya hizmet ediyorum. Şeyim bu. Kamu hizmeti yapıyorum falan. Laflar bu. Lafları ekrana getirmeyeceğim biliyorsunuz. Hikaye bunlar. Doğru söylemiyor. Yani e, Mansur Yavaş yani e, böyle söylediğim zaman aş onu aşağı çekmeye istem çekmek gibi falan bir düşüncem yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan saltanatının, Erdoğan rejiminin, AKP saltanatının bitmesi, bitirilmesi gerekiyor. Bu seçimle olacaksa seçimle. Ve bu seçimde doğru adaylarla bunu bitirmeniz gerekiyor. Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu aday olursa, ne bileyim Mansur Yavaş aday olursa, Ekrem İmamoğlu aday olursa, Meral Akşener fikrinden vazgeçip Meral Akşener aday olursa yürekten kazanmasını isterim. Yürekten yani. Kim o? Selahattin Demirtaş adayı olursa yürekten kazanmasını isterim. Kim aday olursa. Mesele o değil. Ayrıca benim isteyip istememem de önemli değil. Ben oy, oy da kullanmıyorum. Yani Türkiye seçimlerinde oy da kullanmıyorum. Bundan sonra öyle bir niyetim de yok. Ama e, şunu söylemeye çalışıyorum. Burada e, kişilere getirdiğiniz eleştirileri lütfen duygusallıktan uzak değerlendirin. Bilgi ve analizle kıymetlendirip sunuyoruz. E, Mansur Yavaş gayet geniş bir ekiple Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor. Ve kamuoyu araştırmalarında hep ön sırada gösteriliyor. Bazen Ekrem İmamoğlu önde, bazen Mansur Yavaş önde. Ben o kamuoyu araştırmalarına baktığımda ya Ekrem İmamoğlu biraz ortada. Yurt gezisine çıkıyor, televizyonlara çıkıyor, gazetelere konuşuyor, ara ara basın toplantısı yapıyor veya işte ayaküstü mikrofonlara konuşuyor. Yurt dışı ziyaretleri var, kendine ziyaretleri var. Bir şekilde gündemde kalmayı beceriyor. İstanbul'un tonla problemi var. O, problem, o problemlerle mücadele ederken de kimi zaman puan kaybediyor. Karla mücadele olduğu gibi kimi zaman da puan kazanıyor. Neyse. Fakat Mansur Yavaş bunların hiçbiri yok. Şimdi ben, ben böyle dediğimde ya siz görmüyor musunuz Ankara'da şöyle hizmet ediyor böyle hizmet ediyor. Bakın buradan görmüyorum. 2500-3000 kilometre öteden Ankara'nın hizmetleri önüme hiç düşmüyor. Ben merak ediyorum. Eminim Ankara'da yaşayanlar Mily birkaç milyon insan birkaç milyon seçmen Ankara'da Mansur Yavaş'ın ne yaptıklarını görüyorlardır ve takdir ediyorlardır ayrıca Mansur Yavaş'ın hiçbir şey yapmasa bile şunu yapması yeterlidir hortumları kesmesi yolsuzluğu önlemesi ihaleleri şeffaf yapması hak edene vermesi vesaire zaten siz bir ülkede bir belediyede yönetime geldiğinizde ee, muslukları kesin hırsızlığı durdurun ee, olay biter yani İyileşme başlar, otomatikman iyileşme başlar. Ucuz ekmek satarsınız, insanların e, ne bileyim üstüne başına bakarsınız vesaire. Böyle şeyler de var, bizim, bizim gibi ülkelerde var. Olmak zorunda da zaten. Söylemeye çalıştığım şey şu, bunu Ankaralı biliyor ve takdir ediyor. Ankara'daki seçmen bunun farkında olabilir. Fakat bu kamuoyu araştırmalarına Tekirdağ'daki insanlar da görüş belirtiyorlar. Antalya'daki insanlar da, Mersin'deki insanlar da, Samsun'daki insanlar da, Trabzon'daki insanlar da, Kars'taki insanlar da, Van'daki insanlar da, İzmir'deki insanlar da. Ve o insanlar Mansur Yavaş'ın hizmetleri hakkında bir fikirleri yok. Ekrem İmamoğlu gene görüyorlar biraz ortada. Ve çıktığı günden beri Cumhurbaşkanı adayı, yani daha İstanbul'a belediye başkanı seçilmeden önce çıktığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı aday mısınız diye soru yöneltilen bir isimdi. Ekrem İmamoğlu. Daha İstanbul'a seçilmeden icraatı görülmeden, beylik düzünde kimse tanımazken. Haliyle onu merak ediyorum. Yani kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'ı önde gösteren ya da insanlara Mansur Yavaş dedirten şey ne? Acaba kamuoyu araştırma şirketleri Mansur Yavaş'ı biraz göze mi sokuyorlar ya da onun ismini mi öne çıkartıyorlar? Gerçekten Ankara'da yaşayan insanlar Mansur Yavaş diyebilir ama Türkiye'de sadece bir vilayet Ankara ve onun dışında 80 vilayet var ve kamuoyu araştırmaları oralarda da yapılıyor. Biraz da kastettiğim bu. Fakat enteresan bir şey oldu. Benim öteden beri tezlerim biliyorsunuz. Seçim emniyetini alacaksınız. Erdoğan'ı devirecek bir aday çıkaracaksınız onun karşısına. 3 yani biz istedi, ben istediğim kadar Meral Akşener diyeyim. Ben istediğim kadar Selahattin Demirtaş diyeyim ama biliyorum ki Selahattin Demirtaş Erdoğan'ı deviremez. Keşke devirebilecek olsaydı ve Selahattin Demirtaş cezaevinden Cumhurbaşkanı olarak çıksaydı. Dedim ya kişisel görüşlerin, kişisel oyların yani duygusallıktan öteye gider başka bir tarafı yok. Bir seçim güvenliğini, seçim sandık güvenliğini bütün sandıkların başına avukatlar, partililer koyarak artık müşahitler neyse koyarak Tedbir alacaksınız ıslak imzalı vesaire oy tutanaklarının hepsini e, ne bileyim zapturapt altına alacaksınız bir yerde toplayacaksınız ve sahayı çok ciddi organize edeceksiniz tıpkı İstanbul'da olduğu gibi 2 Erdoğan'ın karşısına kazanabilecek bir aday çıkaracaksınız 3 Kürtlerin oyunu almadan seçimi kazanamazsınız bu kadar net kazanamayabilirsiniz değil kazanamazsınız. Dolayısıyla bu da belirleyici. Haliyle bu çerçevede özellikle Mansur Yavaş'ın ismini gündeme getiren işte Avrasyacı ulusalcı kanat neyse artık ıkçı kanat e, Zafer Partisi e, Ümit Özdağ'ın da altını özellikle çizmek gerekiyor isminin ve hala da o doğrultuda gitmeye devam ediyor ve enteresan bir şekilde Erdoğan'a yakın kanallarda CNN Türk vesaire çıkartılıyor, konuşturuluyor. Millet İttifakı, muhalefet ittifakı, muhalefetin bir güçlü aday etrafında kelentlenerek Erdoğan'ı devirme hamlesi yapması, seçimi alma hamlesi yapması elbette Erdoğan ve çevresini ve medyasını tela telaşlandırıyor. Ve sürekli o muhalefet mahallesine torpil atıyorlar yani. Trollüyorlar. Böyle bir yönü de var. Fakat şu açıklama önemli. Candaş Tolga Işık'a Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? ...diye sorunca... ...bu cevabı göndermiş içeriden Selahattin Demirtaş. Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Sorusuna... ...uzun bir cevap göndermiş. Tek soru, tek cevap. Orada... ...anlatıyor işte... ...HDP'nin tutum belgesi... ...ben de aday olabilirim filan. İlk üç paragraf lagaluga. <laughs> Tabir yerindeyse. Ama dördüncü paragrafa dikkat. Soru ne? Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Ama... Cevapta Mansur Yavaş'ın adı geçmiyor. Dördüncü paragraftaki onu sarıyla işaretledim. Ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum. Tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor, olabildiğince kucaklayıcı olmaya gayret ediyor. Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum diyerek, bak Anadolu'da toplumsal karşılığı var demek, bizim Kürt seçmende toplumsal karşılığı var demektir. Bizim Kürt seçmen, Kürt siyasal tabanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir demektir. Dolayısıyla Edirne cezaevinden Selahattin Demirtaş'tan bir önceki, iki önceki hatta iki kere aday oldu. Cumhurbaşkanı adayından Ekrem İmamoğlu'na daha aday gösterilmeden, daha seçimlere yaklaşık bir yıl varken ki daha erken de olabilir birazdan bakacağız. Muazzam bir işaret geliyor burada, muazzam bir destek geliyor. Eğer hata yapmak istemiyorsanız bu konuda Ekrem Bey aday gösterin diyor. Hangi soruya karşılık Mansur Yavaş sorusuna karşılık Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi sorusuna verir veya vermez demiyor. Ama Ekrem Bey'in toplumsal karşılığı var Anadolu'da diyor. Daha ne desin? Evet. Usta bir siyasetçi Selahattin Demirtaş'ya bana açmayın. O arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma. 91 kişi hakkında gözaltı HDP'ye de geliyor gelmekte olan içlerinde Akdeniz Belediyesi eski belediye, belediye iş başkanı varmış, Ahmetspor Spor eski başkanı varmış, eski Sayman varmış vesaire. Daha evvel söylemiştim çok yani bu bir kehanet de değil, bir felaket tellallığı da değil. Ben seçimden önce. HDP'nin kapatılacağını öngörüyorum ve bunu da bir seçim hamlesi olarak öngörüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi ve diğer bütün YSK vesaire bütün aparatlar zaten şu anda tamamen rejimin kulu kölesi olmuş durumdalar. Ayrıca artık yani 2015 falan deniyor da ne 2015 şartları kaldı ne 2017 şartları kaldı ne de 2018 şartları kaldı artık her yeri tutmuş durumdalar, e, haliyle HDP'nin seçime sokulmayacağını, yüzlerce Kürt politikacının da seçime sokulmayacağını, yasaklanacağını, HDP'nin bağımsız adaylar olsun, farklı bir parti çatısı altında olsun, şu olsun, bu olsun, girişinin engellenmesi için sekiz koldan faaliyet götürüleceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Bakalım e, önümüzdeki seçimde parlamentoya kaç Kürt vekil veya Kürt seçmenin, oy vereceği isim kendini seçtirebilecek. Böyle de bir durum var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Özer Sencar Metropol'den paylaşmış. Sonbaharda Karar TV'ye konuşmuş. Sonbaharda baskın ya da erken bir seçim olma ihtimali var. Muhalefet en geç Haziran ayında adayını belirlemeli. Evet. Aynen katılıyorum. Her an yani Özer Sencar'ın söylediği gibi kazanabileceğini gördü han Erdoğan seçime gider diyor. Aynen öyle. E, bu işin işte geçen gün bir kendini bilmesi seyrediyor bir kanalda. İşte seçim takvimi açıklansın. E, o zaman adayı belirlenir. 6 ila 12 hafta içerisinde zaten kamuoyunun tanıyacağı bir aday olacak. Kampanyasını da yapar. Arkasında da dururuz, seçtiririz falan. Evet bu tür şeylere kulak asmamak gerekiyor. Orada eee Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon hanede elektriklerin kesildiğini söylemiş. Hale bakar mısınız? 3,5 milyon hane. İçinde üçer dörder kişi yaşa, yaşasa, yaşasa nüfusa bakın yani. 10 milyonu geçiyor. Yani bir anlamda ülke nüfusunun 7'de biri falan karanlıkta şu anda. Ayrıca şu anda elektrik o kadar hayati ki bundan 50 sene önce insanlar belki gaz yağı ışığında veya mum ışığında falan idare ediyorlardı. Elektrik çok mühim bir şey değildi. 50 sene, 60 sene önce, 70 sene önce belki. Ama şu anda her şey elektrik olmadı mı hayat bitiyor yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Her şey. O arada Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemiyor. Üç dönem ödemediği durumda kesilecekmiş yönetmeliğe göre. Şubat'ta açıkladı bunu. Şubat Mart Nisan kesilmek üzere belli ki. Bakalım ne olacak. Fakat Metropolün Şubat 2022 araştırması son derece önemli. Son yıllarda ekonomik durumunuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu diyor. Bakın kırmızıya dikkat. Son yıllarda ekonomik durumunuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu? Öğünlerimi azalttım diyen yüzde aç kalıyorum zaman zaman diyen %32. Et tüketmeyi bıraktım diyen %62. Kalın giyinip evi ısıtmıyorum diyen %53-54. Daha az çamaşır yıkıyorum diyen 58. Özel araç kullanımını bıraktım diyen 62-63. Yüzde. Yani halkın yarıdan çoğu öğünlerini azaltmış, et yemeyi bırakmış, kalın giyinip evi ısıtıyormuş, daha az çamaşır yıkıyormuş, özel araç kullanımını bırakmış. Halkın yarıdan çoğu. Böyle bir durum var. Orada Uğur Gürses paylaşmış. Amerika'da enflasyon %8,5 olarak açıklandı. Son. Bakın ABD'de faiz düşük hikayesinin sonuna gelindi. ABD'de enflasyon %8,5 ve şimdi gümbür gümbür bir faiz artışına tanık olacağız demiş Amerika'yı kastederek. Durum böyleyken böyle. O arada Kandıra cezaevini İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'la birlikte ziyaret etmiş Meral Danış Beştaş. Aysel Tuğluk'la yaptığımız görüşmede diyor, hastalığının çok ilerlediğini kahrolarak gördük. Tek başına kalamaz, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda, bir an önce serbest bırakılmalı diyor. Sadece bu mu? İki çarpıcı haber daha göstereceğim. Artı gerçekten ilki. İnsan Hakları Derneği acil notuyla duyurmuş efendim. Silivri'de işkence sonucu iki tutuklu yaşamını yitirdi diyor. Haberin detayına baktığınızda 6 Nisan günü Silivri Beşnoğlu hapishanesinde, sayım sırasında mahpusların darp edildiği, ardından sürekli işkenceye maruz bırakıldıkları ve intihara zorlandıkları, haklarında gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu, doktora götürüldüklerinde darp, yok, darp yoktur diye beyanda bulunmaya zorlandıkları ve 8 mahpusun Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı yönlü bilgilerin kamuoyu yansıması sonrasında ceza tevkif evleri genel müdürlüğü işte 9 Nisan'da olayı yalanladı diyor. Ancak, İşkence ve kötü muhabbelerin halen devam ettiği, mahpusların avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği, hastaneye kaldırılan mahpuslardan dikkatini çekerim. Serhan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen diğer bir mahpusun dün hayatını kaybettiği, Serhan Yılmaz'ın cenazesinin ailesi tarafından alındığı öğrenilmiş, öğrenilmiştir diyor. Ortalığın ayağa kalkması lazım. Yine dün, 11 Nisan 2022'de paylaşmış. Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah HDP Cizre il binamıza ve yöneticilerimizin evlerine polisin yaptığı baskının fotoğrafları. İçerisi saldırıya uğramış halde, kitaplar parçalanmış. İstense kapı açılabilirdi ama camı, kapıyı kırmayı tercih etmişler. Namaz odası ve seccadeler de ayaklar altına alınmış diyor. Evet. Kapının nasıl kırıldığını görüyorsunuz. Evet Aysel Tuğluk. Bir başka konu adaletten manzaralar. Bir iddianamede işte duruşma tutanağından getiriyorum. Soruldu işte FETÖ, PDY, Silahlı Terör Örgütü bula bula. Örgüt üyelerinin ailelerine aynı maddi yardımda bulundukları. Beşinci satıra dikkat edin. Ve bu şekilde yeniden örgütü canlandırmaya faaliyet filan örgüt yardımlarına, örgüt e, cezaevinde yakını bulunanlara, dışarıdakilere, normal sivil hayatın içinde yaşayan insanlara yardımda bulunmak suç. Bir başkası, FETÖ'den işlem kaydı bulunan filancaya tamir için bisiklet lastiği götürmesinden. Yani birisi hakkında bir işlem var, ve bu vatan yani suçlanan kişi de tamir için bisiklet lastiği götürdüğü için. İbretlik. Bir başkası. FETÖ PDY kapsamında hakkında işlem kaydı bulunan kişilerle irtibatını kesmediği, onlara dualar ederek örgüt üyelerine manevi olarak da destek olmaya çalıştığı filan. Evet. Sonra sevgilisinin evini ateşe veren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı uyuşturucu taciri çıkmış efendim. Hani Anadolu'da çok güzel bir laf var. Taşları bağladılar köpekler serbest diye. İşte bu. Başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu demişken, Ekrem İmamoğlu iki paylaşım yapmış. Biri 4 Nisan'da siyaset tarihimizin önemli liderlerinden Türk eşi vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Biri de yeni 11 Nisan'da Öykü roman derleme farklı alanlarda üretimler yapan Ümit Kaftancıoğlu'nun aramızdan koparılışının Kim öldürdü Ümit Kaftancıoğlu'nu? Hangi siyasi klik ve onun adamları aşağı doğru teröristleri öldürdü? Bir yanda Alpaslan Türkeş'e rahmet, öbür yanda Ümit Kaftancıoğlu'na rahmet. İki mesaj arasında bir hafta var. Evet. O arada Kuşadasında evinin önünde e, yazar Ergun Poyraz saldırıya uğramış, Hayati e, tehlikesi var. E, eşi diyor ki üç kişi otomobille geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Akla hemen Ahmet Dönmez saldırısı geliyor, aracına çarptılar onun da ve daha sonra işte araçtan iniliyor, münakaşa falan işte duruma bakalım derken çocuğun önünde saldırıya uğramıştı. Benzer bir durum. Gene Ergun Payraz'ın aracına çarparak oldu, demek ki bunu yol edinmiş. Saldırganlar bu şekilde kişiyi daha rahat aracından veya evinden çıkaracağını ve sahaya çekeceğini düşünüyorlar. Bir teknik olmuş. O arada Nurettin Kurt hayatını kaybetmiş. Şahsen tanıdığım bildiğim bir gazeteci değildi. E, tabii ki imzasını biliyordum. Tabii ki haberlerini okuyordum ama şahsi bir tanışıklığım yoktu. O anlamda söyledim. Hürriyet gazetesinde 27 yıl polis adliye muhabirliği yapmış. İşte efendim filan. Hürriyette de böyle e, haberi çıkmış. Eski emekçilerinden falan diyor. Yani bir anlamda emekli olduğunu falan şey yapıyor. Hürriyette gayet geniş haber olmuş. Ama e, Nurettin Kurt makam aracı 1 milyon TL e, e, zamanın Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez'in aracına atıfen bu haberi yaptıktan sonra hürriyetten kovulmuştu. Hatta e, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, e, işte, özür dilerim Diyanet İşleri'nin sonraki başkanı Ali Ali Erbaş korkumuzdan yeni al yeni araba alamıyoruz deyince de Nurettin Kurt, Kurt Facebook hesabından alabilirsin hocam ben kovuldum paylaşımını yapmıştı. İşte o onu kovan hürriyet böyle timsah gözyaşlarıyla da böyle haberler yapmış. Evet bunları da ortaya koymak icap ediyor. Fransa ve Ukrayna ile kapatalım. Fransa'nın ilk tur seçim 10 Nisan pazar günü gerçekleşti ve 28'e 23 yaklaşık oylarla iki aday Macron şimdiki başkan ve Löpen ilk ikiye kaldılar ve ikinci turda yarışacaklar. 24 Nisan'da iki hafta sonra. enteresan olan şey şu. yapılan yani seçmen bazında yapılan kime oy verdiniz anketinde Löpen yani ırkçı görüşleriyle, faşist görüşleriyle, Rusya'ya yakın görüşleriyle tanınan Löpen, Marine Löpen %26 oy alıyor. Yani şeydeki desteği 18-24 yaş arasında Macron'a göre çok daha yüksek. 35-49 yaş arasında %28'e çıkıyor desteği. Yaşlılar daha az destek veriyorlar Marine Le Pen'e. Şunu da hatırlatmakta yarar var. Bundan 20 sene önce benzer bir seçim olmuştu. 2002'nin Nisan'ında ilk turuydu, Mayıs'ında ikinci turuydu yanılmıyorsam. Aşağı yukarı yakın tarihlerde. E, Mitterrand'la e, Marie Le Pen'in Jean-Marie Le Pen, e, Jean Le Pen e, babası e, yarışıyorlardı. İlk turda gene ilk ikiye Mitterrand'la Löpen kaldı. Ve e, orada sol e, adaylar e, dağınık bir görüntü verdiler e, ve... Birbiri arkaların arkasına sıralandılar çıkan ilk tur sonuçlarında ama Löpen daha önde olduğu için ilk ikiye o kaldı. Yani eğer sol adaylar, sosyalist cephe neyse birkaçı ittifak etse, birleşse Löpen ilk ikiye kalmayacaktı. Şimdi benzer durum gene yaşandı 20 yıl sonra tarihi tekerrür. Fakat 20 sene önceki seçimde ne oldu onu da söyleyeyim. %82 ile Mitterrand solun oyunu alarak, sosyalistlerin oyunu alarak aman Löpen gelmesin diye, Jean-Marie Löpen şimdikinin babası gelmesin diye %82 oyla ikinci turda Mitterrand seçimi aldı. Löpen de önceki oyunu zannediyorum bir puan kadar artırabilmişti. Yani ikinci turda en fazla bir puan artırabildi oyunu daha fazla da artıramamıştı. Bakalım şimdi ne olacak? Gerçekten ben de merakla bekliyorum Fransa seçimleri nereye gidecek diye. Ukrayna'ya bakıp toparlayalım. Ukrayna'da e, Kiev ee, tamamen e, Rus Kiev ve çevresi Rus askerlerinden e, yalıtılmış durumda ve savaş e, ülkenin güneyine ve doğusuna kaymış durumda. Son tablo bu. O arada e, İngiltere e, başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü Kiev'e giderek e, sürpriz bir ziyaretle. E, bunlar önceden ilan edilmiyor çünkü savaşta bir ülke e, Zelenski ile Ukrayna lideri Zelenski ile. İngiltere'nin Ukrayna Kiev elçiliğinde görüştü. E, Flaş bir ziyaretti bu ve birlikte yürüdüler e, Kiev sokaklarında. E, İngiltere başbakanı Kiev'e gidiyorsa ve Ukrayna lideriyle Kiev sokaklarında böyle rahatça yürüyebiliyorsa oranın tam anlamıyla emniyeti bir anlamda alınmış görülüyor ve çevre gerek Kiev ve gerekse çevresi Rus askerlerinden arınmış veya arındırılmış görünüyor. Sadece o değil. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da gitti ve Zelenski'ye destek verdi. Burada da işte ceset torbalarının önünde bir fotoğraf. Gene bu da yine Zelenski ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın birlikte fotoğrafları. Bu ziyaretler bir anlamda şeyi de gösteriyor. Ee, Kiev'in düşmediğini, düşmeyeceğini ve Zelenski'nin gücünü artırdığını gösteriyor ve savaşın artık doğu ve güneye kaydığını gösteriyor ve belli ki Yaz boyunca da bu iş devam edecek. Ta ki önümüzdeki kışa kadar NATO'dan Amerika'dan gelen açıklamalar bu işin aylar hatta yıllar boyu sürebileceği yönündeydi. İş biraz oraya doğru gidiyor. Ömer Murat paylaşmış bununla bitirelim. Putin'e karşı bir darbe düzenlenir mi sorusuna Kronos'taki yazısında cevap aramış. Ben çok yararlandım size de okumanızı tavsiye ederim. Sadece bir cümle, bir cümlesini ana fikir cümlesini aktaracağım. Görünüşe göre Putin Kremlin'de kendisine yönelebilecek tüm tehdit kaynaklarını güçlü bir şekilde sağlama almış durumda. Kesin olan şey, Putine yönelik bir darbe girişiminin Kremlin tarihindeki en tehlikeli ve riskli operasyonlardan biri olacağı diyor. Daha önce Stalin'e yönelik darbe girişimi, Kuruşçeve ve sonraki işte Brejnev vesaire bütün o e, Sovyet Politbürosu'nun, Sovyet işte Muhafız Birliği'nin veya işte istihbarat KGB şimdi FSB bunun başındaki insanların liderlerin atadığı kişiler olmasına rağmen ya da liderlerin yakın çevresinde görülmesine rağmen liderlerin nasıl kuyusunu kazdığını, ama başarılı ama başarısız operasyon veya darbe girişimlerinde nasıl yol aldıklarını tarihi konjonktür içerisinde güzel anlatmış Ömer Murat'ın Kronos'taki yazısını da okumanızı tavsiye ederim. Evet. Salı Perşembe günleri manşet yayınlarıyla karşınızda olacağım. Ekstra bir gelişme olursa elbette bunu günle saatine bakmaksızın sizinle paylaşacağız. Ekip arkadaşlarımla birlikte. Bir ikincisi yayınları beğendiyseniz lütfen likelamayı ve arkadaşlarınızla, dostlarınızla, çevrenizle veya sosyal alardaki hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.